Selam millet, bugün sizlerle birlikte. Bugün normalde video atmayacaktım ama dün size bir soru sormuştum. Demiştim ki kendi Undertale dünyanızda bir karakter yaratsaydınız bu ne olurdu ve nasıl gözükürdü ve özellikleri ne olurdu diye sordum ve o kadar güzel ve yaratıcı şeyler yazmışsınız ki normalde bugün video atmayacaktım ama dedim ki yapay zekada şu bizim serserilerin yorumlarda yazdığı şeyleri bir çizdirelim. Bakalım ortaya ne çıkacak, çok merak ediyorum. Yorumlarınız inanılmaz güzel, hatta en popülerden sıraladım. Hızlıca da başlamak istiyorum. Demiş ki arkadaş, Sans fanı bir canavar eklerdim. Canavar ciddi Sans fanı. Sans çok havalı bulduğu için başka hiçbir karakteri sevmiyor. Ağzı da beyninden büyük olsun demiş. Bak şimdi kanka, senin yorumunu direkt alıyorum. Undertale evreninde bir karakter çizmeni istiyorum. Bu karakterin özellikleri direkt, hatta direkt çiz, açıklama diyorum. Direkt çizmesini istiyorum. Bakalım ne çizecek. Pekala, geliyor. Bakalım. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Bir sonraki bölümde gene size bir sorum olacak. Ve soracağım. Biliyorum her gün bölüm atmamı istiyorsunuz ama bazen her gün bölüm atamıyorum arkadaşlar. Bunu biliyorsun. İki tane alternatif çık... What the fuck? Bir şey söyleyeceğim. Güzel. Biraz korkutucu ama sanki Sans'ın glitchlenmiş hali gibi. Burada da karakter çizdirmiş. Böyle çizmiş. Güzel. Not bad, not bad, not bad. Tamam, devam edelim. Devam edelim. Bakalım başka ne çıktı? Aa, bu çocuk gene, bu çocuk çok güzel yorumlar yazıyor ya. Hadi, 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 güzel yorum yazmış birini bulalım. Marlet abi, anama söver misin? Bir dakika, bu değil şu an. Hist olabilirdi. Ateşle ilgili mini bir boss. Bir tane daha yarat ve ateşle ilgili mini bir boss olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Beğenmedim. Beğenmedim. Bunu beğenmedim. Daha Undertale evrenine uyan bir şey çiz. Sana 800 TL verdim ucube. Bence daha güzel bir şey çizecek. Burada neden ateş simgeleri var? Evet, bak bir şey söylemiyor. Undertale evreninde böyle bir karakter görebiliriz. Bunu şu an sıcak diyarda karşıma çıkmasını beklediğim bir karakter. Tamam, tamam, güzel, not bad. Pekala, devam ediyoruz. Doğuluk diye bir canavar eklerdim. Canavarın özellikleri hamur olduğu için oyunculuğun hiçbir hasar almıyor. Sadece bağışlayabiliyor ve bu canavar bir gizli boss, yani Soul Sorry gibi. Ya 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 ya, gerçekten olabilitesi var. Daha çok böyle fan artı gibi çıktı ama not bad. Pekala, güzel. Şu ana kadar en güzel büyük ihtimal Sans çizdi. Kring. Kring yeraltı iskeletidir. Ayrıca babası Bostur, kral iskeletleri ve oğlu Kring, Frisk, Crower, her kimse ona yardım eder. Ha siktir. Bu birazcık Undertale'dan uzak oldu ama çok güzel oldu. Bu çizimi biraz Undertale evrenine uyarlar mısın? Şu çok iyi. Bak şu çok iyi. Şu çocuk, ya az önceki yorumdaki arkadaş istediyse bu gerçekten iyi bro. Gerçekten iyi. Pekala. Pekala. Şimdi de Mayı Sharon adında özelliğini istemişti o. Işınlanma ve görünmezlik özellikleri olan bir canavar çiz Undertale evreninde. Ha siktir, çok iyi. Üzerinde neredeyse Deltarune simgesi olan ve Undertale veya Deltarune veya Yellow'da görsek şaşırmayacağımız bir karakter çıkardı. Mayı Sharon. Bu yorumu yapan arkadaş lütfen bu fotoğrafı kaydet. Çünkü bu senin eserin. Çok güzel lan, size yorumlarda bir şey sorup bunu sonra yapay zekada çizdirme kontenti. Buna şu an fena yükseldim. Biri çok güzel uzun bir yorum yazmış. Diyor ki Top Hat 1989'dan beri yeraltının en iyi şapka koleksiyoncusu. Bir gün yapılacak daha iyi bir şey olmadığı için bir şapka koleksiyonu yapmaya başladı ve hala devam ediyor. Böyle bir şey çizdi. Şu 1900 bilmem kaçtan beri şey satan arkadaş. The Best Hat Collector 1989'dan beri. Sansa benzetmiş. Okey, okey, sinirlenmiyoruz. Black O adında bu canavarın kılıcı olan ve kollarından bıçak olan bir canavardır. Bu canavar kılıcı olan ve kollarından bıçak olan. Bu nasıl bir cümle kanka ya? Tamam, çiziyor. Bakalım başka neler çıkacak. Tam adı Snowis. Kafadan salladım. Kendisi bir dişi kedi. Soğuğa alışkın olduğu için short giyer ama üstünde sweat tişört vardır. Kafasında annesinden kalma bir şapka vardır. Kendisi hep soğukkanlı ve mutsuzdur. Ha siktir. Şöyle bir karakterin Undertale'da karşınıza çıktığını düşünsene savaş ekranında. Çok iyi çizdi bu arada. Yani şu kılıç biraz saçma ama
Çok iyi. Pekala devam ediyoruz. Kafadan sallıyorumu ben sileceğim. Oğlum çok güzel çizmeye başladı yalnız. Yorumlar da güzel. Tamam devam. Regardless artık nasıl okunuyorsa Doug diye bir karakter geldi aklıma. Direkt bağışlayamazsın ama onu iyice yorup kolayca bağışlayabileceğin bir duruma getirsin ve sonradan aklıma geldi ama ona teknik olarak vuramazsın. Ve eğer ona vurursan bölünür ve bu iki tanesiyle yüzleşmen gerek demek oluyor. Güzel bir karakter. Bunu da çizdirelim. Bu arada... Ya Snowis geldi. Snowis çok tatlı. Oğlum delireceğim. Bunu alıp Undertale'a koymayın lan, sakın telif atarım ha. Ben nasıl telif atıyorsam bana da siz yazıyorsunuz. Şimdi de bu bunu çizerken biz de yeniyorum. Çok güzel ya, hoşuma gitti. Bu ne? Bu ne? Çok güzel. Oğlum bunu Karalta'nın girişinde görebileceğim potansiyel canavarlar gibi değil mi? Şuna bak, bunu gördüğüm anda seni kim sıçmış derim herhalde. Güzel, not bad. Pekala, bulalım başka bir şey. Snowdire, Karaltan'da yaşayan ama Elfi'nin yerinde mahsur kalmış biri. Oo, bu ne? Yaz da yoruma bak. İnanılmaz ayrıntılı. Dur, bunun hepsini yazacağım. Çok güzel ki yazmışsın. Kim bu? Sohara. Sohara. Ha siktir, bu ne? Snowdire bu. Karaltan'da yaşayan ama Elfi'nin yerinde mahsur kalmış biri. Oğlum bu karakterler fazla iyi olmaya başladı. Delireceğim. Bir dakika, şimdi... Ben bu arkadaşın yorumu... Ya bu arkadaşın yorumunu umarım. Bunu nasıl yapacak? Çiziyor. Utanmadan çiziyor. Bunu nasıl çizime dökebilirsin? Pekala. Bunu çizerken biz de yeni bir yolum bulalım. Bu oyun fan oyunuysa bence kanon değildir. Abi orası çöplüğün eski hali. Eğer yorumunuzu atlıyorsam lütfen beni affedin. Çünkü şu an interaktif şekilde yapıyorum. Sofa koyardım. Sadece bomboş duran bir koltuk gibi yani ben. Hatta üstüne oturup onu rahatlatabiliriz ve onu ısıtıp bağışlayabiliriz. Ya böyle bir şey çizdi. Undyne'a benzetmiş. Undyne'a benzetmiş ve birazcık eline bir orak vermiş. Yani bu kadar muazzam bir detaylı anlatıma göre bence çizim, bilmiyorum. Abdüş taklak koyardım. Abdüş taklak koyardım. Saldırısı da takla atarak üstümüze doğru koşması olurdu. Ya koltuk adam, bak sofanın özellikleri. Ya çok tatlı. Oğlum gerçekten potansiyel karşımıza çıkabilir bir şey. Yani hayal gücünüz gerçekten imkan verdiğinde aslında hepiniz bir Undertale canavarı yaratabilirsiniz. Kanka bunun ne demek olduğunu anlarsın. Şimdi de bence bu video çok değerli ya, bilmiyorum. Ya bu ne? Takla atarak yürüyen ve gene Sansa Hanım satan. Ha siktir abi, potansiyel. İnanılmaz. Bir şey yazmış, 1 milyon abonede götünü aç. Düşünmedim değil. Bir tane daha buldum. Bununla da videoyu kapatalım. Nah çekmek gücü bu arada demiş. Hadi bakalım. Gücü nah çekmek olan bir Undertale evrenindeki canavarı çiz. Komik olsun. Bakalım ne çıkacak. Vallahi ne geleceğini bilmiyorum. Yapay zeka nah çekmeyi bilir mi? Çok merak ediyorum şu an. Yani nah çekmedi de bu nah sayılır mı bilmiyorum ama gene Sans Family'den gerçekten eğer detay girmezsek hepsini Undertale evreninde Sans ailesine dahil ediyor. Niye bilmiyorum ama nah böyle mi çekiliyor kanka? Atayım mı sana? Dur bakayım. Şimdi ben nahın fotoğrafını çekip bunu atayım mı? Bakalım anlayacak mı? Kızar mı lan bana? Niye böyle bir şey çiziyorsun bana diye. Kafayı yedi lan. Yapay zeka kafayı yedi. Ne oldu kanka? İyi misin? Oğlum bandan mıyım? Heh. Hadi bakalım. Allah'ım hala düşünüyor kafayı. Yapay zeka veri tabanına bu hareketi koymak ne kadar doğru bir hareket bilmiyorum ama. Ha geliyor. Salak mısın oğlum? Ben böyle bir şey mi yaptım ha? Benim çizdiğim şey böyle bir şey mi sence? Neyse arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Çok ucube bir şekilde bitti. Ama çok güzel çizdi. Gerçekten şöyle bir kapatarak, şöyle giderken kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Normalde bugün video atmayacaktım ama video atmıyorum diye de bir şey yapmam gerekiyordu. O yüzden böyle güzel bir interaktif bir şey yaptım. Bazı çizimler gerçekten çok iyi. Yani şunlara bakar mısınız? Gerçekten Undertale... Ya şu kedi Undertale evreninde karşıma çıksa şu adam ya da... Şu adam gerçekten çok iyi. Sans'ın bu şapkalı hali de çok iyi. Şu karakter çok iyi. Ya Gestra da benziyor. Kraliyet şeyle çok iyi. Bu birazcık fan art. Bu çok tatlı. İnanılmaz. Sıcak diyarda gördüğüm anı şey oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.